Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Bu videomuzda bir tane göz analizi, daha doğrusu akım kaynaklı göz analizi örneği çözeceğiz. Şimdi sorumuza baktığınız zaman öncelikle şunu hatırlayalım daha doğrusu daha iyi olur böyle gidersek. Göz analizinde eğer akım kaynağına sahipsek bu iki şekilde olabiliyordu. Bunun birincisinde bu akım kaynağı iki göz arasına ortak olabiliyordu. İkincisinde ise bu akım kaynağı gözlerden sadece birine yani bir göze ait olmuş oluyordu. Eğer bir göze aitse burada bir problem yoktu. Çok basit bir şekilde zaten göz o gözdeki göz akımının değerini bulmuş oluyorduk. Fakat iki göz arasında ortak ise o zaman ekstra bir analiz yapmamız gerekiyordu. Şimdi biz bu soruya baktığımız zaman arkadaşlar şunu fark ediyoruz. Eğer ben buraya göz 1 dersem, şuraya göz 2 dersem, şuraya da göz 3 diyeyim, en sonunda göz 4'üm var. Benim göz 1 ile göz 2 arasında bir adet akım kaynağım var değil mi? Şöyle yaptım. Ve bu akım kaynağı nedir? Ortaktır arkadaşlar. Daha sonrasında göz 2 ile göz 3'ün arasına bakıyorum. E orada da var bir tane ortak kaynağım. Ona da indim. Dedim ki e, bu da ortak. E şimdi şöyle bir mantık var. E göz 1 ile göz 2 arasında bir akım kaynağı varsa göz 1 ve göz 2'nin ne yapması lazım? Süper bir göz oluşturması lazım. Süper meş oluşturması lazım. E göz 2 ile göz 3 arasında da bir akım kaynağımız var. Demek ki göz 2 ile göz 3 de gidip bir süper meş u oluşturacaklar. E peki göz 2 nasıl gidip hem göz 1 ile hem göz 3 ile süper meş oluştursun? E demek ki burada olan olay şu arkadaşlar. Zaten soruda da gözüküyor. Kesikli olarak kesikli noktalarla gösterilmiş. Göz 1 göz 2 ve göz 3 hep beraber toplanıp bir tane arkadaşlar süper müper düper bir göz oluşturuyor. O zaman diyorum ki göz 1'in 2'nin ve 3'ün katkılarıyla arkadaşlar biz bir süper mesh oluşturuyoruz süper göz diyeyim buraya ve bu analizin asıl temel o noktası, odak noktası o süper göz olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle süper bir gözümüz varsa biz şunu biliyoruz. Gideceğiz önce bir KCL uygulayacağız. Tamam. Ama KVL de uygulamamız lazım. Şimdi KVL uygularken eğer süper bir gözümüz varsa yani arada eğer akım kaynağı varsa iki gözün arasında ne yapıyorduk? O aradaki akım kaynağını görmezden geliyorduk. Önce bir o kısmı halledelim. Ne dersiniz? Şuradaki akım kaynağını bir silelim. Daha sonra şuradaki akım kaynağını da silelim ve koskocaman bir göz analizi yapalım. Şuradan şöyle başlıyor, şöyle geldik. Bakın ta buraya böyle bir göz analizi yapacağız. Üst büyük. Bu göz analizini yaparken de hemen başlayalım arkadaşlar. Şuradan diyorum ki K ve L Kirchhoff'un voltaj kanunu. Şimdi başladık. Burada neyim var benim? Öncelikle 2 ohmluk bir direncim var. Bunun üzerinden geçen akım da şöyle gördüğünüz üzere şurada da zaten label'ı var. I1. O zaman diyorum ki 2 I1'im var benim burada. Yine aynı yönde devam edeyim. Saat yönünde şuraya geldiğim. Şimdi Çizgiden gözükmüyor ama heh, 4 ohmluk bir direncimiz var. Bu 4 ohmluk direnç de herhangi iki göz arasındaki ortak bir direnç değil. Bunun üzerinden de I3 akımı akar arkadaşlar. O yüzden diyoruz ki artı 4 I3. Yoluma devam ediyorum. Burada 8 ohmluk bir direncim var. Bu 8 ohmluk direnç ise I3 I4 yani göz 3 ve göz 4 arasında ortak. O yüzden artı 8 parantezinde I3 eksi i4 şeklinde yazıyoruz. Ve yolumuza devam ettiğimizde en son şurada bir direnç ile daha karşılaşıyoruz ki onun üzerinden akan akım da I2 arkadaşlar artı 6 I2 bunların totali 0 olacak diyorum. Daha sonrasında burada bir düzenleme yapmamız gerekiyor. En iyisi o olur çünkü. I1 2 tane var tamam. I2 kaç tane var? 6 tane şurada var. Başka yok. Artı 6 I2. Kaç tane I3 var? 4 şurada 8 orada. 12 tane I3'üm var. Ve en sonunda 8 tane de eksi 8 tane de I4'üm var. Bunların hepsi totalde 0'a eşit olacak. Ve ben buna diyorum ki bu benim birinci denklemeyim. Çok güzel. Şimdi hemen yukarı çıkıyorum. Çünkü biliyorum ki şöyle bir eski devremi tekrar alayım. Eski devremi tekrar alayım şunu söyledik yani KCL ya da KVL KCL ve KVL ikisini de yapmamız gerekiyor dedik KVL'yi tamamladık mı? Tamamladık süper e Şimdi o zaman KCL yapmamız lazım Neden? Çünkü KCL bize bizim o aralardaki akım kaynaklarımızın kontribü, kont Contribution'un yani katkısını verecek Mesela şurada 5 amperlik vardı ya 5 amperlik bağımsız Ona B'sız yazayım onun kaynağı şeyini katkısını bulmam lazım. Aynı zamanda 3 I0 olan bağımlı kaynağında katkısını bulmam lazım. O zaman iki tane KCL uygulamam lazım arkadaşlar. Bunlardan birincisini P noktasında yapacağım. Neden? Çünkü P noktası stratejik bir nokta. Bana I1 I2 ve şuradaki akım kaynağının arasındaki ilişkiyi verecek arkadaşlar. O yüzden gidiyorum şuraya KCLP yazıyorum. Bu noktada bir akım, akım Kirchhoff'un akım kanunu uygulayalım. Bakıyorum I2 giriyor. O zaman dedim ki eksi I2. I1 de çıkıyor arkadaşlar. Artı I1 dedim. 5 amper de çıkıyor. Artı 5 dediğim. Bunun totali 0 olmalı. Burada biraz düzenleme yaptığımız zaman I1 eşittir. I2-5 ortaya çıkıyor. Ve biz de buna diyoruz ki bu bizim ikinci denklemimiz. Yeter mi? Yetmez. Niye yetsin? I1, I2, I3, I4 diye 4 tane göz akımı bulmamız lazım arkadaşlar. Şu an sadece 2 tane denklemimiz var. Demek ki 2 denklem daha gelecek. Bu denklemlerden bir tanesi bir başka Kirchhoff'un akım kanunu ile gelecek. Yine süper göz ile alakası var. Neden derseniz. Hocam şu yüzden. Şimdi bu 5 amperlik bağımsız akım kaynağının katkısını buldum ben onun KCL'siyle. Ancak şurada bir tane daha kaynağım var. Bağımlı da olsa onun da katkısını bulmak durumundayım ve onun katkısını bulmak için de hemen şöyle bir rengimi değiştireyim, mavi yapayım. Tam olarak şu noktada Q noktasına bir akım kanunu uygulayacağım. K, C, L, Q diyorum. Çünkü bu da bana farkındaysanız I2, I3 ve aynı zamanda 3 I0'ın ilişkisini verecek arkadaşlar. Bakıyorum I2 terk etmiş bu sefer. I3 girmiş. Eksi I3 ve artı 3 I0 da girmiş. Artı I3 çok pardon. Eksi 3 I olacak. Neden? Giriyor çünkü. Eksi 3 I0 dedik. Şimdi burada şöyle kritik bir nokta var. I0 nedir? Gittiğimizde devreye baktığımızda I0 bizim için buradaki voltaj kaynağından geçen eksiden artıya doğru ilerleyen yani aşağıdan yukarıya şu yönde giden bir akım. Değil mi? E baktığımız zaman buradaki I4'ün de yönünü takip ederseniz I4 da arkadaşlar yukarıdan aşağıya hareket eden bir akım. Ancak I-O yani output'un O'sudur O. I-O ve I4 aslında aynı akımlar. Zaten büyüklük olarak bunlar kesinlikle aynı şeye sahipler. Tek farkları arkadaşlar yönlerinin farklı biçimde koyulmuş olması. O yüzden ben diyorum ki I4... Aslında eksi i o'ya ya da i o aslında eksi i 4'e eşittir. O yüzden aşağıya indiğim zaman şuradaki denklemi önce her şeyden önce ve bu arada şeyi de koymayı unutmayalım. Şurada eşittir 0 olması gerekiyor. Eşittir 0. Her şeyden önce şu eksi 3 i o yerine eksi 3 i 4 yazmalıyım. Aynen şöyle. Eşittir 0. I2 eksi I3 eksi 3 I4 eşittir 0. Buna da diyeyim ki bu benim 3. denklemim olsun. Şimdi baktığımız zaman 3 tane denklem elde ettim. Ve I1 I2 I3 I4 isimli 4 tane değişkenim var. Hala bu soruyu çözemiyoruz arkadaşlar. Bir tane daha denklemeye ihtiyacımız var. Şöyle devreyi tekrar sildiğimiz zaman aslında ayan beyan ortada olacak. O da göz 4. Çünkü şu an göz 4'te hiçbir işlem yapmadık. Tamamen şu ana kadar yaptığımız analiz sadece süper gözün etrafında gerçekleşti. Ama göz 4'ün üzerinde de bir analiz yapmamız gerekiyor. Ve o da çok kolay bir analiz zaten. Şöyle hemen rengimi değiştirdim ve diyorum ki Burada ben bir adet Kirchhoff'un voltaj kanunu uygulayayım. Hangisi için? Dördüncü gözüm için. Buraya geldiğimizde neyimiz var? Bakıyorum. I4 yönü takip ediyorum. 8 ohmluk bir direncimiz var şurada. O da ortak bir direnç olduğu için 8I4-I3 şeklinde yazarız üzerindeki voltajı. Artı diyorum şurada 2 ohmluk direncimiz var. O da 2I4 olur. En son da yönü takip ettiğimizde artı 10 voltumuz var. Bu da sıfıra eşit olur. Burada biraz düzenleme yaptığım zaman eksi 8 tane I3'üm var. Artı 8 artı 2'den artı 10 tane I4'üm var. Ve bu totalde eksi 10'a eşit olacak. Ve bu da benim dördüncü denklemim olsun. Şimdi arkadaşlar 4 tane denklemim var. 4 tane de değişkenim var var. Bu sorunun bu saatten sonra çözülmesi zor değil. Ancak 4'e 4 matrislerde determinant hesabı sizi çok yorar ve üstüne üstlük gidip 4 tane baş yani toplam 5 tane matrisin determinantını bulmanız gerekir. Çünkü 4'e 4 bir tane genel matrisiniz olacak. Daha sonrasında M1 isimli I1 için oluşturduğunuz matris, M2 isimli I2 için oluşturduğunuz matris, M3 isimli I3 için ve M4 isimli I4 için olan matrislerle beraber toplam 5 adet 4'e 4 matrisin determinantını bulup daha sonra bunları oranlamanız gerekiyor. Ve bu da tabii ki zor bir süreç. Matematiksel olarak sizi de yorabilecek bir süreç. Ancak ikinci denkleme baktığınızda I1 eşittir I2 eksi 5'te direkt olarak I1 ve I2 arasındaki ilişkiyi görüyoruz arkadaşlar. Tam olarak bu sebepten dolayı. Ben şuradaki denklem 1'i alsam şuraya kopyalasam yani aynen yazayım mesela şöyle bir çizgi çekelim önce. Dedim ki 2 I1 artı 6 I2 artı 12 I3 Eksi 8 I4 eşittir 0. Ve ben aynı zamanda biliyorum ki I1 arkadaşlar I2 eksi 5'e eşit. O yüzden şu denklemde I1 yerine 2 parantezinde I2 eksi 5 diyorum. Devamında artı 6 I2 artı 12 I3 eksi 8 I4. Bunun totali 0'a eşit olacak arkadaşlar. Şimdi bu denklemde biraz oynama yaptığımız zaman 2 I2 6 I2 8 I2 elde etmiş olduk. Artı 12 I3'üm oldu. Şuradan da eksi -8 i 4'üm oldu. E şurada 2 x eksi -5'ten eksi -10 gelmişti. Onu da karşı tarafa atalım. 10 olmuş olsun. Buna da diyeyim ki ben bu benim 5. denklemim. Bitti mi? Bitmedi. Neden? Çünkü şu an ben tüm i1'lerden kurtulmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi birinci denklemdeki i1'den kurtuldum. A başka i1 yokmuş. Süper. Başka i1 yokmuş. Tamam. Şu an o zaman matrisleri kullanmak için çünkü şu an 3 x e 3 matrisimiz olacak. Neden? Çünkü şu denklemi kullanarak arkadaşlar şurayı bitirdik. Aslında artık buna ihtiyacımız yok. Ben ne yapacağım? Şu birinci denklemi de modifiye ettim. Neye? Beşinci denklem oldu. O da şurada. Yani baktığınız zaman çok farklı bir renk bulayım şimdi kendime. Turuncu. Şu denklemi kullanacağım arkadaşlar. Bu denklemi kullanacağım. Ve şu denklemi kullanacağım. 3 tane denklemim, 3 tane de bilinmeyenim var. Bu bilinmeyenler nedir? I2, I3, I4. E hocam I1'i bulmayacak mıyız? Bulacağız. Ama nasıl bulacağız? Önce I2, I3, I4'ü kendi içlerinde bulacağız. E daha sonrasında denklem 2 sayesinde zaten biliyoruz I1'in I2 ile olan ilişkisini. I2'yi bulduktan sonra çok rahat I1'i bulabiliriz. Şimdi bu videoda ben tek tek işlemleri yapmayacağım ama size tek tek yolu göstereceğim. Öncelikle bu üç denklemi kullanarak bir matris oluşturacağız değil mi? Bu matrise de büyük bir M matrisi diyelim. Bu matrisi oluştururken arkadaşlar bizim satırlarımız bize denklemleri, sütunlarımız ise değişkenleri verecek. Öncelikle sütunlardan doldurmaya başlayalım. Her denklemde I2'nin kat bakın. Bakın üçüncü denklemde 1 tamam mı yazıyorum. Dördüncü denklemde I2 yok demek ki 0. Üçüncü denklemde de 8. 1, 0, 8 ve tepesine de bunun... Başka bir renkle hatta şöyle diyeyim ki bu I2'nin katsayıları daha sonra I3'ün katsayılarına sahip olacağız daha sonra I4'ün katsayılarına sahip olacağız ve şu 3. denklemin katkısı şu 4. denklemin katkısı ve şu da 5. denklemin katkısı diyorum 108'i yazdım şimdi her denklemdeki I3'e bakıyorum burada eksi 1'imiz var 4. denklemde eksi 8'imiz var ve 5. denklemde artı 12'miz var I4'e bakıyorum 3. denklemde eksi 3'ümüz var A, dördüncü denklemde artı 10'umuz var ve 5. denklemde eksi 8'imiz var. Şimdi bu bizim genel matrisimiz ve bu matrisin eşit olduğu bir sonuç matrisi olmalı. O da direkt sonuçlar alıyoruz. 0, eksi 10 ve 10. 0, eksi 10 ve 10. Tamam şimdi bu matrisi bulduk değil mi? Bizim buradaki mantığımız şu. Biz gidiyoruz bu matrisin determinantını buluyoruz. Determinantını neden buluyoruz? Çünkü en son değerleri hesaplarken bize lazım olan şey determinant. Peki bunun determinantı nasıl bulunuyor? Ben size hemen bunun bir determinantı nasıl bulunuyor onu göstereyim. İlk iki satırı tekrar ediyoruz. 1 eksi 1 eksi 3. Daha sonrasında 0 eksi 8 10. Ve çapraz çarpımlar yapıyoruz arkadaşlar. Eksi 3 eksi 8 8 ne yaptı? Eksi 64 çarpı eksi 3'ten arkadaşlar 128 192 yapar. Ve bu bir pozitif 192'dir. 10 12 1 120 yaptı arkadaşlar. Burada da 0 olduğu için 0 geldi. Aynı şeyi arkadaşlar diğer taraftan da yapıyoruz. Şu şekilde. Eksi 8 eksi 8 64 verdi. 0 12 eksi 3 0 verdi. 8 burası da eksi 80 geldi. Şimdi sağ tarafta ne elde ettik? Eksi 16 sol taraftan elde ettik. 192 artı 120, 292, 312. Bu matrisin determinantı arkadaşlar sağ taraf eksi sol taraf şeklinde bulunur. Yani eksi 16 eksi 312 olur. O da eksi 328'i verir bize. Matris böyle hesaplanır. Yalnız daha sonrasında yapacağımız şey ise şu. Bu matrisi bulduk ya arkadaşlar. Şimdi de özel matrisler oluşturacağız. Mesela M2 diye bir matris oluşturacağız. Bu M2 diye oluşturduğumuz matris bize I2'nin değerini verecek. Ve bu I2 için özel bir matris olduğundan sadece I2'ye ait sütunu değiştiriyoruz. Peki neyle değiştiriyoruz? Bizim sonuç matrisimizle. Bakın şu sonuç matrisinde tek bir sütun var. Onu I2'nin sütununa koyuyorum. 0, eksi, eksi, 10 ve 10. Diğer kalan sütunlardaki bilgiler aynı. Eksi 1, eksi 8, 12. Daha sonrasında eksi 3, 10 ve eksi 8. Bu da ikinci matrisim oluyor. Ve bu matrisinde delta M2'sunu yani determinantını hesaplıyorum. Daha sonrasında bir adet matris daha oluşturacağım arkadaşlar. Bu sefer M3 diyeceğim. Bu M3 matrisi bana I3'ün değerini bulmamı sağlayacak. Ve bu matriste de bu sefer I3'ün alakalandığı sütunun değerlerini sonuç sütunuyla değiştiriyoruz. Yani şurası 0 Eksi 10 ve 10 alıyor. İlk sütunumuzdaki 1, 0 ve 8 aynen kalıyor. Üçüncü sütunumuzdaki eksi 3, 10 ve eksi 8 aynen kalıyor. Bu da M3 matrisimiz olmuş oluyor. Şimdi son olarak bir M4 matrisi oluşturulacak. Bu da ne renk olsun pembe olsun M4 matrisini de şuraya koydum arkadaşlar. Bu M4 matris de bizim I4'ü bulmamızı sağlayacak ve bu sefer I4'ün ilişkilendiği sütunu yani son sütunu sonuç sütunuyla değiştiriyoruz. 0, 10 ve 10. İlk sütun aynı arkadaşlar pardon 1, 0, 8. İkinci sütun aynı 1, 8, 12. Ve yine bu matrisin determinantı olan delta M4'ü bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Aynı zamanda şunu da işaretleyeyim işaretlemeyi unutmuş şu M3 matrisinde de delta M3'ü bulmamız gerekiyor. E hocam şimdi bunların hepsini yaptık. Delta M2'yi, delta M3'ü, delta M4'ü de bulduk. Peki i 2 nasıl bulacağız? Arkadaşlar I2 eşittir genel az çok pardon özel matrisin determinantı bölü genel matrisin determinantı olacak. Daha sonrasında I3 eşittir Özel I3 matrisinin determinantı bölü genel matrisin determinantı olacak. Daha sonrasında I4 de arkadaşlar ee, özel I4 matrisinin determinantı bölü genel matrisin determinantına eşit olacak. En son I1 de arkadaşlar I2-5 miydi? Yukarı çıkalım hemen I2-5 aynen öyle. i 2-5'e eşit olacak yani özel I2 matrisinin determinantı bölü genel matrisin determinantı eksi 5. Bu şekilde I1, I2, I3 ve I4'ü buluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok karmaşık bir şey yok. Sadece burada aa, çok fazla meş, çok fazla göz sayısı olduğu için soru biraz uzadı. Hatta yani devamını getirsek matematiksel kısmı da yapsak bir 20-25 dakikayı bulabilirdi. Şu an kaç dakika oldu bilmiyorum. O yüzden daha fazla uzatmadan arkadaşlar bu videoya bir nokta koyalım. Eğer anlamadığınız herhangi bir şey varsa biliyorsunuz her zaman sorabilirsiniz bir sonraki videoda bir tane daha göz analizi örneği çözeceğiz. Aa bu arada şunu yapsam gayet iyi olur. Ben bu soruyu daha önceden sizler Rin huzuruna diyeyim artık çıkmadan önce bir kere çözmüştüm ve cevapları da tabii ki biliyorum. Cevapları şöyle vereyim istiyorsanız çözdükten sonra kontrol edebilirsiniz. Burada arkadaşlar I1 akımı eksi 7.5 çıkacak. I1 eşittir eksi 7.5 amper çıkacak. I2 akımımız ise eksi 2.5 amper çıkacak. Zaten aralarındaki ilişki de şuradaydı ya arkadaşlar. I1 eksi 7.5 ise zaten onun 5 fazlası I2 olmak durumunda. Çünkü I2'den eksi 5'i çıkarttığımız zaman I1'i elde ediyoruz. Mantıklı yani. Daha sonra I3'e geldik. I3'teki değerimiz de 3.93 amper oluyor arkadaşlar. Ve I4'teki değerimiz 2.143 amper oluyor. Bunlar da bizim cevaplarımız. İsterseniz kontrol edebilirsiniz soruyu çözdükten sonra. Video iyice uzadı arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türk milletinin karakteri yüksektir milleti çalışkandır. Türk milleti çekildi.